bağırsak kanserinde, kadın bağırsak kanserinde bir de endoskopik yöntem de var. Yani sadece kemoterapi yöntemi değil mi? Endoskopik yöntemler de var. Kanseri peki bu yöntemle güvenli bir şekilde çıkarabilecek miyiz peki? Yani çıkarılabilecek mi? Böyle baktığımız zaman endoskopik yöntemler bu kalın bağırsak kanserinde etkili mi? Çıkarabilecek misiniz peki? Son dönemde özellikle tabii ki ameliyat tüm insanlar için zor ve büyük bir işlem olarak algılanır. Ameliyat tüm insanlar için zor bir işlem olarak algılandığında da her hastamız şu soruyu sorar. Hocam bunun ameliyatsız bir çözümü yok mu? Hocam ameliyatsız bir çözümü yok mu dendiği andan itibaren bu talep tabii tıpta da karşılık bulmaya çalışıyor tıpta bu sorunun cevabı. O zaman da kalın bağırsağımın içinde 3 santimlik, 5 santimlik tümör oluşturmaya başlamış olan bir yara var. Tam kalın bağırsağımın içinde. O zaman kolonoskopla ben onu içeriye girip o yarayı temizlemeye hedefliyorum. Son dönemde özellikle çok başarılı endoskopistler var. O yarayı oradan temizlemeyi hedefleyen. Ancak o yarayı orada temizlemeyi hedeflediklerinde bazen sınırlarda tümör kalabiliyor. Bazen bağırsakta delinmelere neden olabiliyor. Bazen tırnak içinde kaş yapayım derken gözün zarar gördüğü hadiseler söz konusu olabiliyor. O yüzden Olmaması gerekiyor aslında. kanser ifadesi gündeme geldiği andan itibaren ben açıkçası bizatihi kendimle ilgili ya da birinci derece akrabamla ilgili söz konusu olsa bu kanser lafı özellikle kalın bağırsak grubunda tüm kanser türleri için belki de benzerdir ama meseleyi daha bütüncül bir mantıkla, meseleyi daha bir konsey diliyle, daha radikal yöntemlerle, daha bilerek ve dünyadaki kabul edilen konseptler nelerse onlarla çözülmesi taraftarıyım. Tabii ki endoskopik olarak bir kanser hücresinin, kanser alanının temizlenmesi söz konusu olabilir ama o kanser dokusu senin temizlediğin 1 milimlik, 2 milimlik dokuyu çıkardığında hemen 1 milim daha altındaki dokuya sirayet ettiyse, hatta oradan sıçrayıp lenf nodlarını da sirayet ettiyse, o zaman bravo, 10 santimlik kanser hücresini kapalı olarak kolonoskopla çıkardın ama lenf nodunda Ya kaldıysa ne olacak? kaldıysa Evet. bunların çok çok ince çalışılıp çok çok ince tartışıldıktan sonra karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. İşte filan kişi endoskopik olarak çıkarıyormuş. Hadi gidelim o çıkaralım lafı. 2 milimi çıkardın. Sonraki 2 milimlik katta kanser hücresi varsa bunun cevabını kim verecek? Kimse Ama bir vermeyecek ya. konsey karar verdiyse orada cerrah da vardır, onkolog da Hepsi vardır, vardır, radyolog evet. da vardır. Konseyde vardır hepsi. Konseyde hepsi vardır. O zaman endoskopik olarak bu hastamızı şans vermemiz avantaj sağlar dendiyse o zaman tabii ki o hastaya endoskopik şans verilebilmeli. Ama yine de kanser kanserdir. Kanserin tedavisinde biraz daha radikal davranmalıyız. Peki Sayın Hocam,